5 Dakika Adalet'ten herkese merhaba. Öncelikle herkese iyi bir hafta diliyorum. Geride kalan haftada aslında yine konuşabileceğimiz maalesef çok başlık var. Ahmet Spor'un durumu var. Futbolcusuna verilen ömür boyu hak mahrumiyeti cezası var. Barış İçin akademisyenler dosyası var. Yine ceza alan akademisyenler var. Adalet Bakanlığı'nın yargı reformu belgesi var. Ancak zannederim hepsinden önce altını çize çize tartışmamız gereken konu Gezi iddianamesi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianame mahkeme tarafından kabul edildi. Küçük bir olasılıkla kabul edilmeyebileceği düşünülüyordu ama mahkeme kanıtları yeterli gördü ve davayı kabul etti. İlk duruşma Haziran ayında görülecek. 16 sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılanacak. Bu sanıklarla ilgili iddia, Türkiye genelindeki bütün kentlerdeki gezi olaylarını organize etmek, derinleştirmek, finanse etmek. Bir numaralı sanık Osman Kavala, hepimiz biliyoruz tutuklu, çok uzun bir süredir. İki tutukludan biri, diğeri de Yiğit Aksakoğlu. İddianamede her ikisine yöneltilen suçlamalar ayrıntılı biçimde veriliyor. Ancak bu ayrıntılı biçimde verilen suçlamalar tatmin ediyor mu? Maalesef baktığımız zaman iddianame kalitesi açısından yine çok sayıda soru işareti barındıran, tatmin etmeyen, çok eleştirilen bir iddianame görüyoruz. Niye eleştiriyoruz iddianameyi? En başta anlaşılmıştır, tırnak içinde anlaşılmıştır mantığı nedeniyle eleştiriyoruz. Çünkü iddianame temel olarak şu kurguya oturtulmuş durumda. Osman Kavala, İşte Mehmet Ali Alabora, işte Çiğdem Mater, George Soros, Sırbistan'daki Otpor Hareketi, bunlar işte Soros'un finansörlüğünde bir araya geldiler. Otpor'u Kavala Türkiye'ye getirdi, anlaştı. Otpor eylemler planladı. Aslında ODTÜ'de başlayan 2012'deki olaylarla hükümet indirilmeye çalışılıyordu. Bu olmayınca bu kez gezi organize edildi. Peki nasıl organize edildi? Buna ilişkin bir şey yok. Buna ilişkin tek veri var. Osman Kavala'nın yurt dışı seyahatleri. Bunun biletleri konmuş. Bir de Otpor dediğimiz bu Sırbistan'daki hareketin liderlerinin yaptıkları seyahatlerin biletleri konmuş. Onların Türkiye'ye yaptıkları ziyaretler var. Bir tanesi aileleriyle Antalya'da bir otele gelmeleri. Daha sonra işte anlaşılmıştır ki bu biletlerden bunlar görüşmüştür, finanse etmiştir deniyor. Garip biçimde aslında biraz da şimdi arşiv araştırması yapınca görüyoruz ki aslında daha gezinin başladığı ilk gün Otpor'la ilgili iddialar ortaya atılmaya başlanmış. Çok garip biçimde. Önce ulusalcı diyebileceğimiz bazı yazarlar bunu gündeme getirmiş. Sonra ismini çok bilmediğimiz sitelerde çok derinlemesine Otpor'un sembolleri, Gezi ile benzerlikleri, iddianame ile neredeyse birebir biçimde aynı olan ifadeler kullanılarak yazılar kaleme alınmış ve daha Gezi birinci, ikinci günündeyken bütün bu iddialar şimdi anlıyoruz ki bir sürü siteye yayılmış. Daha sonra hükümet tarafından bu iddialar sahiplenilmiş, yüksek sesle Otpor iddiası dillendirilmeye başlanmış. Ve sonra da o dönemin şimdi firari olan cemaatçi savcısı Osman Kavala hakkında Gezi'den yaklaşık 6 ay sonra bir fezleke düzenlemiş. Orada da aslında bugün iddianamede ne varsa hepsini söylemiş. Bir de telefon dinleme talepleri var tabii aynı savcı tarafından yapılan. Bu talepler de yerine getirilmiş. Ancak İstanbul Başsavcılığı şimdi açtığı davada bunu şöyle karşılıyor. 2014'teki fezleke, daha önceki telefon dinlemeleri 2016'da yeniden delillendirilmiştir, yeniden kıymetlendirilmiştir ve bu iddianame bu şekilde açığa çıkmıştır. Cemaatin etkisinden de arındırılmıştır. Ancak iddia düzeyinde arındırılan bir şey yok, belge düzeyinde arındırılan bir şey yok. Tatmin edici mi? Değil. Buna karşı uzun bir müşteki listesi var ama listede kabataş yok. Garip biçimde ama herkes var. İşte bir de tefrik kararından söz ediyor. Bu tefrik kararı ne anlama geliyor? İstanbul Başsavcılığı'nın uzunca bir sanık listesinin daha olabileceği anlamına geliyor. Söylentilere bakılırsa da çok sayıda kişi hakkındaki soruşturma hala devam ediyor. İddianamede kullanılan ifadeler neredeyse bütün eylem türlerini suç saydığı için aslında sadece geçmişi değil yarını da ilgilendiriyor. O yüzden mahkeme safaati, mahkemenin bu iddialarla ilgili nasıl bir tavır alacağı, bu deliller için ne diyeceği çok önemli. Hep beraber izleyeceğiz. Herkese iyi bir hafta sonu diliyorum.